Bir yanda suçluların DNA tespiti yapılıyor, diğer yanda uyuşturucunun güzergahı belirleniyor. Jandarmanın suçla mücadeledeki en önemli parçası kriminal incelemenin iki önemli laboratuvarı geliyor şimdi ekranlarınıza. İnce ince çalışıyor, delil sayılabilecek her şeyi tek tek tüplere yerleştiriyorlar. Bir teröristin tıraş bıçağından bir cinayet şüphelisinin eldivenine kadar pek çok delilden DNA çıkartıyorlar. Burası Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın biyoloji laboratuvarı. Kan, kıl, doku, tükürük, vücut sıvısı, meni gibi örnekler üzerinden biz DNA elde edebilmekteyiz. Ancak bu süreç dile getirildiği kadar kolay değil. Yıllar süren zorlu bir eğitimden geçen uzmanlar sonuca adım adım giriyor. Olay yerinden gelen delillerin DNA'larına ayrılması için yapılan ilk işlem bu odada gerçekleşiyor. Tabii ki bizim odaya girmemiz mümkün değil çünkü bizim de DNA'mızın delillerin arasında karışma ihtimali var. Yalnızca kayıtlı ve yetkili uzmanların girebildiği laboratuvarlarda teknolojinin son imkanlarından yararlanılıyor. Özel olarak sadece insana özgü kitlerle çalışan bir cihaz ve içindeki numunelerin içerisindeki DNA'nın bize miktarını veriyor. Sonrasında da bu miktara göre DNA'nın çoğaltma işlemini ve tiplendirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçten sonra bilgisayarlar DNA'ları arşivdekilerle eşleştiriyor. Eşleşen her DNA ile bir faili meçhul dosya daha aydınlığa kavuşuyor. Uyuşturucu trafiği de jandarma laboratuvarlarının takibinde. Narkotik analiz madde laboratuvarımız aynı zamanda uyuşturucu madde konusunda Türkiye'nin hakem laboratuvarı özelliğindedir. Türkiye'de yakalanan 500 gram ve üzerinde olan narkotik ve psikotrop maddelerin menşei tespitiyle görevlidir. Eroin, esrar, ekstazi veya kokain Türkiye'de yakalanabilecek tüm uyuşturucular bu laboratuvara geliyor, inceleniyor, saflıkları ve menşeileri belirleniyor. Van'da yakalanan bir uyuşturucu eroin numunesi ile İstanbul'da yakalanan bir eroin numunesi arasında benzerlik bulunduğu takdirde bize istihbari bilgi sağlıyor. Artı transit geçiş rotalarını belirlememize yardımcı oluyor. Böylece bunları pazarlayan çeteler bir bir çökertiliyor. Cinayet, hırsızlık, sahtecilik. Delilden suçluya giden basamaklar. Mutlaka iz varsa belirleriz, şüphelisini bulur. Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarlarının kapılarını TRT Haber'e açtı. Kullanılan her silahın mermisinde ve kovanında bıraktığı özel bir iz var ve bu iz... TRT Haber ekibi Doğan Can Aksoy ve Seyit Taşdelen'in özel dosyası hafta boyu TRT Haber'de.